sorular programından herkese iyi akşamlar değerli 24 TV izleyicilerim. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın. Erhan, Yazı Erhan Yazıcıoğlu. Ee, değerli sanatçı Erhan Yazıcıoğlu bugün Arafta sorularda. Erhan abi ilk soru şu. Herkese soruyoruz. Değerli sanatçı Erhan Yazıcıoğlu Arafta mı sorusuyla Bismillah diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arafta mısınız Erhan abi? Ee, yani cennetle cehennem arası <laughs> diye bir şey söz konusuysa o taraftan da bir haberimiz yok ise Hı. bekliyoruz nerede olacağımız nerede noktalayacağımız ama bu bir gerçek cennet de bizim cehennem de bizim en önemlisi bu ülke bizim bunun üstüne basmak gerekiyor çünkü ben ihtiyaç hissediyorum ülkeyi boş verenler ülkeyi terk edenlere sürekli birkaç Çift laf ediyorum. Onlar da ya da onlar gibi düşünenler de bana laf ediyorlar. Hı. Sen niye kimin ağzından konuşuyorsun diye. Ben bu yaşa gelmişim. 54. yılım tiyatroda. Maşallah. Kimseden icazet alacak halim yok. Kendi fikirlerim, kendi görüşlerim Hı. ve bugüne kadar da kimse benim arkamda olmadı. Tek başıma buraya kadar geldim. Maşallah. Buyurun. Ayın abi şimdi şöyle arafta mısın sorusunu sorarken de aslında bir, bir bakma şunu da sormaya çalışıyorum. Böyle kendinle e, yaptığın iş arasında ya da macera bir seri yani bir sanat serüvenin arasında böyle anatta kaldın ya şunu da yapsaydım gibi. var acaba, mı? Bir, acaba acaba'lar. Bir e, bir parkur. Yok. Ee, yani mesleği çok isteyerek yaptım ki hala yapıyorum ve hala sahnede olmaktan çok mutluyum. Ama tabii ki özel hayatımda Araf'ta kaldığım dönemler olmuştur. Acabalarım olmuştur. Acaba o taraf mı bu taraf mı hata yaptığım, özür dilemek zorunda olduğum, Hı -hı. hiç çekinmem özür dilemekten de, e, gönül almayı da bilirim. Allah O yüzden e, yani umarım çok kişiyi kırmadan bu dünyadan böyle bir melek gibi göçüp gideceğim. Allah güzel ömürler versin Erhan abi. Ee, çok seviliyorsun. Teşekkür ederim. Güzel bir şey mi sevilmek? Çok. Yani hele sahne sonunda o alkış, ah, ah, o ah. sokaktaki insanların sevgisi, Hı. elimi tutan çocuklar, e, benden yardım isteyenler. Onlara şu ara pek yardım edemiyorum. E, çünkü emekli maaşıyla geçiniyorum. Bak ona göre <laughs> Gerçekten çok kişinin yardımına koştum. Ee, artık sadece görüntümle yardım etmeye çalışıyorum. Hı hı. O SMA'lı çocuklar özellikle benim içim çok vurkuyor. Bağlarımız. Ve diyorum ki ne olur 3 dakika konuşu biliyorum. 3 dakika sonra çok duygusallaşıyorum. Ee, sesim gidiyor. Hı hı. E, çünkü tek ses deli olduğu için ha, çok çabuk gidiyor. Ha, e, o yüzden o şartla Yine devreye giriyorum ama yararım oluyorsa da benim için ne mutlu. Peki e, Erhan abi şöyle bir şey yapsak Bismillah daha güzel vaktimiz var. E, yeni başlayanlar için Erhan Yazıcıoğlu <laughs> kimdir? Valla yeni başlayanlar için Erhan Yazıcıoğlu bir kenar mahalle delikanlısı iken e, doğru bir seçim yaparak bir kumar oynayarak ki kumardan nefret ederim. Hı hı. E, ama o kumarı oynamak zorundaydım. Çünkü orta, e, ortaokul döneminde e, abim beni bir tiyatroya götürmüştü ve babam da doktor olmamı bekliyordu. E, benim de gerçekten aklımdaydı hatta esprisi ne doktor olacaksın kadın doktor olacağım diyordum falan. Hı hı. Öyle bir e, tarafım vardı güldürüyordum milleti. E, sonrasında bir tiyatroya götürdü beni abim. Ve ben tiyatroya aşık oldum. Ve ben oyuncu olacağım dedim. Deli misin dedi abim. Babam keser seni dedi. Karadenizli. Ama dedim beni çok sever biliyorsun dedim. Hı hı. E, gerçekten e, bir süre küstü bana. Kararımı verdim. Şehir tiyatrolarına figüran olarak girdim. O yüzden e, bu konuda bir misyon edindim. Gençlere... Tuttuğunuz karar verdiğiniz işe dört elle sarılın, ciddiyetle sarılın. Hele hele o işi meslek olarak edinecekseniz, ekmeğinizin oradan geldiğini geleceğini hı hı. seziyorsanız, sonuna kadar gidin. Bu bir macera değildir. Ekmek parası bambaşka bir şeydir. Çünkü ekmeğini kazandıktan sonra bir aile kurmaya yeltenirsin. Sonra aileni büyütmeye yeltenirsin. Bunun içinde mutlaka gerekli olan hayata güzel adımlar atıp arkanda da iyi bir isim bırakmaktır. <laughs> ben o cahilliğimle, çünkü liseyi bile bitiremeyen, liseyi bile yarım bırakan ve babasıyla iki yıl küs olan bir delikanlı olarak e, babamı Arana. neden küstün? Eee Doktor olmadığım için, hmm. üniversiteye gitmediğim için harçlığımı kesti. Anneciğim benim harçlığımı veriyordu hmm. ee, ama ben direndim. Hmm. Kapıdan kovuldum, bacadan girdim. Muhsin Ertuğrul döneminde tiyatronun kadrosuna geçtim ben 74 mi? yılında. Hmm. 68 yılıyla 74 arası yömiyeli çalıştım. 74'te kadroya geçtim. Üstelik stajyer değil bir üst kadroya direkt geçtim. Ee, ve benim gençlere söyleyebileceğim, e, ülkenize sahip çıkın, Türkçenize sahip çıkın. Çünkü Türkçeniz sizi bütün ilişkilerde yanında hissedeceğiniz bir güçtür. Hı hı. Zengin kelimelerle konuşun, iş e, işvereninizle, e, eşinizle, çocuğunuzla mutlaka Türkçenizi güzel kullanarak e, konuşun. Onu etkilemek anca böyle olur. İşte yükselmekte mutlaka öz dilini iyi kullan. Yabancı dili öğrenme demiyorum. Dünyaya evet. açıl, yabancı dili öğren. Dağarcığın genişlesin. Cebinde bir sürü yeteneğin olsun. Bir sürü avantajın olsun. O yüzden evet. gençlere Eren Yazıcıoğlu'nun 17 yaşında hayata atılan Maşallah. ve o günden sonra da hiç durmayan, hı hı. hala çalışan, hala çalışmaktan büyük keyif alan o yüzden işte burada e, bu yaşta hala tiyatroda dimdik ayakta duran ve tüm yakınlarına ve benden yardım isteyenlere yardım için yanında olan bir zatı muhteremim. Maşallah. Peki Erhan abi dedin ya kenar mahalleden nasıl bir kenar mahalle dedi ya yani orada sana. Niye öğrendin? Kenar e, şimdi e, orada benim arkadaşlarım, hemşerilerim e, bana kızıyorlar. "Kenar mahalle niye diyorsun?" diye. E, <laughs> hangi çünkü mahalle? 7 Kule. Kule, Samatya, Koca Mustafa Paşa. Bunlar benim büyüdüğüm yerlerdi ve bundan onur duyarım. O sokaklarda büyümek, o insanları tanımak, e, oradaki ee, yeni böyle kabadayılarla tanışmak, o taşlı topraklı yedi kule futbol sahasında top koşturmak. Ee, yani alışveriş deyince bugünkü marketler yoktu. Pazarlar ve küçük bakkallar vardı. Oralara gitmek, e, ailenin güvenini tazelemek, sanayi kuyruğuna girmek, şeker kuyruğuna girmek. Bütün bunları yaşayarak geldim. Ben o mahalleden. O yüzden kitabımın üzerinde de e, Yedikule'den etilere bir yol hikayesi yazmıştım. Evet. Yani o etilere gitmek o kadar kolay olmadı. Ayrıca çok önemli bir şey olduğunu da söylemiyorum. Üstüne basıyorum. Yedikule'de yaşayıp pişmiş, sonra da seçimini biraz daha tiyatrolara, sinemalara yakın semtlerden seçmiş bir Genç delikanlı. Kabadayı derken böyle şey miydin? Mahallenin çocuktan abisi miydin böyle? Hayır, hayır ben değil. Ee, o kabadayılardan da çok şey öğrendim. Ee, mesela birinden dayak yerdik. Gider o kabadayı abiye şikayet ederdik. Hı. Siz ne yaptınız da dayak yediniz derdi ilk lafı. Hı. Sonra derdik ki evet ya biz bir şey yaptık. Tahrik ettik. Yani ya kardeşine kızına ters gözle baktık ya da topunu patlattık camını kırdık <laughs> ee, o yüzden o rajonlarla büyüdük neyi özlüyorsun Erhan abici neyi özlüyorsun ee, özlem duyduğum yani tiyatro seyircisini özlüyorum bu iki yıl hasret kaldık e, tiyatroda hala var olmayı özlüyorum e, tatmin olmadım mı diyeceksin evet olmadım doymadım sanata doymadım operaya baleye sinemaya doymadım ee, hala bir şeyler üretmek istiyorum. Ee, bu yaz fırsat bulursam ikinci kitabımı yazmak ya istiyorum. Bu sefer hayatımı değil de kafamdan geçen roman olabilecek konuları seçmeyi düşünüyorum. Ee, kızlarımı e, okuttum, büyüttüm. Şimdi sıra torunumda. Ee, bütün yatırımımı ona yapıyorum. Onun liseli dönemlerine yetişmek istiyorum. Ee, özlem duyduğum e, tabii ki anne babamı özlüyorum. E, sanatın bu ülkede çok daha önemli olduğunu görmeyi özlüyorum. Sanatın sanatçının daha büyük saygı duymasını istiyorum. Tabii sanatçı kavramı e, herkesi kapsamıyor. O yüzden artık ben sadece oyuncuyum diyorum. Hı. Çünkü o kavramda çok karıştı. E, şöyle söyleyeyim o zaman, şöyle bir soruyla geleyim Erhan abi. Şimdi benim bir tabirim var. Yani Sanatçı olmakla ünlü mamül olmak arasındaki fark... Ünlü <laughs> mamul mü dedin? Ünlü mamul. Ünlü mamul. Ay mamul olsa da yeseymiş. hemen şimdi Şaka yapıyorum Yok, dokun. Hmm. Tamam. Mesela bu farkı nasıl söyleyebilirsin? Yani şimdi e, daha da ilerleyen zamanlarda ben virgül koyarak e, Erhan abicim gireceğim konuya ama e, bu farkı bir söyleyebilir misin Erhan abi bana? E, yani gördüğüm kadarıyla yaşadıklarımdan da yola çıkarak işte ben de 90'lardan sonra ünlü olmuş ama hiç değişmemiş biri olarak belki tiyatro kökenim beni bu mütevazılıkta tuttu. Onun da etkisi çoktur. Ama sonraki yıllarda yani son 15-20 yıla baktığımızda o kadar türedi ve geçici şöhretler oluştu ki bunlar ne parayı kullanmayı bildiler ne insana saygıyı bildiler ne ...şöhreti taşımayı... ...ne parayı kullanmayı bildiler... ...tabii ki tenzih ettiklerim... ...ayır... ...gerçekten tenzih ettiğim... ...bir sürü saygın insan var... ...şöhret olup kendini... ...geliştirmeye çalışan... ...bu işe yatırım yapan... ...okuluna giden... ...yurt dışında bir şeyler öğrenmeye giden insanlar var... ...ama onların dışında... ...ne yazık Hı -hı. ki çok türedi şöhretler var... ...ya iki parçayla şöhret olanlar... ...ya iki diziyle ya da bir diziyle sabun köpüğü misali kaybolup gidenler ve onlara da hep demişimdir ki sette de yatırım yapın. Eğer bu işi meslek olarak edinecekseniz kendinize yatırım yapın. Oldum demeyin. Ben bile hala oldum demiyorum. Yani Lawrence Olivier diye bir dünyanın en büyük aktörü var idi. Yakın dönemlerde kaybettik. Olmuş muydu? O bile olmadım diyordu. Ya. Ki Hamlet oynayan, hmm. filmler çeken, yöneten dünyanın en büyük aktörü bile ben ancak 45'ten sonra hissetmeye başladım oyunculuğu diyen bir adam. O yüzden bunları hep örnekledim. Ama dinleyen dinledi, dinlemeyen de bilmiyorum bugün ortalıkta var mı yok mu? Peki Erhan abi, şuna ne, ne diyorsun? Tamam, ee, siyaset konuşmayalım, tamam? Ee, sanatçı siyasete girmeli mi, girmemeli mi? Çok azafi bir şeyden bahsediyorum. Fakat şunu merak ediyorum, yani bu toprakların hakikatini, hakikatli ruhuna niye saygı duymayan e, bir sanatçı ya da raf ömrü tükenmiş tırnak içerisinde <laughs> söylüyorum ee, bir şey güruhu var. Neden var? Mesela şu da olabilir. E, herkes sanatını yapabilir. E, eyvallah. Saygım sonsuz. Ama yapmıyor da bilirsin. Bazen bir şey yapmak, yani yapmamak da bir şey yapmaktır. O konjöktürde. Ama şu şu mudur yani hani e, sanatçı muhalif olmalıdır ama bu toprakların hakikatinin tam tersine hakaret cümleler kullandığımız zaman, rencide ettiğimiz zaman, takdir ettiğimiz zaman da o zaman alkışlanıyorsun. Hayır. Ama hakikatini söylediğin zaman da yandaşsın e, Orada e, e, yapıştırıyorlar. Yandaşı da bir Ayrı bir yere koymak tamam, lazım. Tamam koyalım. Ee, şimdi e, bazı arkadaşlarımız işlerine de, kendilerine de, sanatlarına da zarar vermişlerdir. Bu gerçektir. Tamam. Çünkü bir şeyler üretemedikleri zaman politikaya girmenin, e, sanki başka bir güruhun lideri gibi görünmenin kendilerine bir avantaj sağlayacağını düşünmüşlerdir. Ne gibi avantajlar mesela Arın abi? İş avantajı. Kimden kişilik, kim veriyor işi? Kişilik avantajı, Hı. devlet veriyor işi. Hı. Yani e, şimdi öteki tarafa gelelim. Kafaları ermediği halde ya da e, yetenekleri el vermediği halde hükümetten yana, iktidardan yana görüneyim, şu işi kapayım diyerek başka bir role soyunanlar var. Tamam. Şimdi her ikisi de bunların makbul değil. İşini yapacaksın. Sanat ve sanatçı muhaliftir, tamam, kabul. Dünyada böyledir. Muhalif misin? Muhalif yani yer yer muhalif. muhalifsin? Yani ben eleştiririm, eleştirebilirim. Muhalif muhalif bir açıklama. Muhalif e, muhalif olmak nasıl bir şeydir? Yani? Muhalif olmak proje ha. üretmemek, kenarda tamam. oturup her şeyi eleştirmek demek değildir. Tamam. Muhalif olmak karşı proje üretmektir. Ama ne yazık ki sen muhalifsin diye bir takım futbol takımlarından yola çıkalım. Bir takım çıkıyor, kendi kendine sahaya çıkıyor. İkinci bir takım yok, karşısında rakip yok, kendi kendine oynuyor, hı hı. çalımını atıyor, golünü atıyor. Ee, hı hı. çünkü muhalefet yok, üretilmiyor. Yani aksi atlı kutuplar birbirini çekmiyor. Halbuki çekse, yeni bir şeyler üretilse. Tek başına kalmasa o güruhlar sanata gelirsek şimdi e, sınıflandırmak istemiyorum hiç kimseyi evet. e, ama şimdi sanatını iyi yapan adam eğer bir şeyi eleştiriyorsa dinlenir yani ben bugüne kadar eleştirmişimdir iyi kötüyü ayırt etmişimdir ve takdir görmüşümdür hatta karşı taraftan da takdir görmüşüm daha ben neysem. Hı. Her iki taraftan o takdir gelmiştir. Ama bu sadece muhalif olmak için kendini öne atmak için kendini tatmin etmek için muhalif olan arkadaşlarımızsa kendilerine zarar verdikleri gibi ülkeye de zarar verip tahrik unsuru oluyorlar bakın. Yani gerçekten bizim ülkemizin insanları Hı. çok kolay tahrik oluyor yapmayın sanatın içinde kalın Yani ben yıllar önce de sanatı ve sanatçıyı sevdireceğim evet. sevmeyenlere demiştim ama bir türlü beni buluşturmamışlardı ee, o gün benim muhatap olabildiğim yükseklikteki insanlar evet. ee, ve gerçekten kendime o anlamda güvenirim ikna edeceğimdir ee, ne söylemek istediğimi kolay anlatırım kolay anlarım Hı hı. Bunu istedim yani bana bu görevi verin gideyim Kültür Bakanlığı Cumhurbaşkanı Başbakan gideyim konuşayım ama ne yazık ki verilen sözler tutulmadığı için de tiyatroyu bırakmak zorunda kalmıştım hı hı. çünkü onların verdiği sözleri de ben e, bin kişiye vermiştim o sözleri hı hı. bakın bu sözler bana verildi. Ben de size söz veriyorum. Bu sözler tutulduğu an ben de severdiğim sözleri tutacağım. Ama baktım ki emekli ikramiyesini alabilmek için istifa eden teknisyenlerimiz oldu. Dışarıdaki diziyi kabul edip içeride çalışmayanlar oldu. İşte burada bir ayrım yapmak lazım. Yani hangi sanatçı geçerli? işini yapıp Aklı başında eleştirisini ortaya döken mi? Evet. Yoksa işiniz yapamadığını fark edip e, bir takım kompleksleri ön plana çıkarıp e, ver yansın edenler mi? Artık attım ortaya isteyen alsın. Yani şu mudur, e, şimdi e, zihin hijyenim için isim zikretmeyeceğim ama mesela şöyle bir tweet var. Diyor ki birisi, eee... Neyse ya hepsini okumayacağım diyor ki yani kısaca sen Recep Tayyip Erdoğan sen Cumhurbaşkanımızın e, yargılanmaya hazır olduğunu söylediği zaman işte doların düşeceğini e, ülkedeki ekonomik durumun düzeleceğini söyleyen bir raf ömrü tükenmiş bana göre bir sanatçı. Şimdi burada neden böyle bir yorum yapma ihtiyacı seviyoruz? İşte bu karıştırıcılık hayat. Ha, bu nefret neden? Yani. E... Ya bilmiyorum ona sormak lazım keşke buraya gelse o arkadaşlardan birileri birkaçı e, bunu burada söyleseler neden nefret ediyorsun ya herkes için için nefret edebilir sevmediği tarafları vardır bir şeyleri eleştirir e, atar tutar ama siz önce bir var olun bir kendinize bir gelin işinizi tam anlamıyla yapın sonra eleştirin. Yani yargılan ne nereye götürüyorsun ülkeyi? Yani şeye mi götürüyorsun? İnfiale mi götürüyorsun? Neden ne oluyoruz? Yargılanmak ne demek? Konuşmak, çözmek, bir şeyleri istemek, ortaya çıkıp insan gibi bir sanatçı onuruyla gururuyla e, güzel diyaloglarıyla isteklerini sıralamak varken hı hı. sen halkın kafasına bunu niye sokuyorsun? Yani kim olduğunu bilmiyorum ama yani ben Bundan yana değilim. Ben barıştan yanayım. Ve barışı kabul etmeyecek hiçbir insanı kabul etmiyorum. En kötü gördükleri insan bile barışın getirdiklerini reddedemez. Hı hı. Ya benim çok anlamlandıramadığım bir şey. Yani muhalif olmak gerçekten başka bir şey. Ama bu nefreti ben gerçekten Erhan abi çözümleyemiyorum. Gerçekten sormak lazım hocam ya. Yani neden nefret ediyorsun? Yani hepimizin gördüğü bir şeyler ya var, şey, yanlışlar bir şey. var. Hı -hı. Tabii ki. Ama ben sanatımın içinde bu yanlışları oynadığım oyunla gösterebilirim. Ee, tek kişilik bir oyun yaparım, çıkarım sahneye. Ee, mesela ya bir anımı anlatayım. Ben Hı -hı. tek kişilik bir oyun yaptım. Var mı vaktimiz? E bir ara ne kadar sürer? Ha, bir bir dakika. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Ee, ve Atatürk'ten söz ettim. Hı hı. Ee, biraz fazla söz etmişim. Bir hanım geldi, Samsunlu bir e, menajer, organizatör. E, dedi ki, keşke dedi Atatürk'ten bu kadar söz etmeseydiniz, bütün Karadeniz'i gezdirirdim size dedi. Çıkın Soyunma odamdaydı, çıkın dışarı. Bu nasıl bir ayrımcılıktır? Sen yani buranın bunun kurucusuna... Yani ona bile çemkirenler var. Recep Bey olmasın mı? Ona da çemkiriyorlar, ona da çemkiriyorlar. Yani siz e, ne bileyim elini taşın altına koymuş, bu ülkeyi kurmuş, kurucu. Ya onlara laf etmeye nasıl cüret edersiniz ve ben tek kişilik oyunumu kaldırmak zorunda kaldım. Zaten pandemi dönemi patlamıştı. Neye zarar sana ne zararı var? Benim Atatürk'ten söz etmemden niye rahatsız oluyorsun? Herkes bu gerçeği kabul ediyor. Aynı Cumhurbaşkanı da sürekli Atatürk'ten söz ediyor ve gurur duyuyorum. 29 Ekim hmm. e, şeyine gittim. 2 e, yıl önce. Her yerde Atatürk resmini gördüm. Beştepe'nin her yerinde. Evet. E, bu da inkar edilemez. Peki Beştepe'ye gittiğin için bir linç edildin mi? Evet canım ya çok çemkirdiler Çok. Niye gidermişim? <laughs> ya niye gitmeyeyim kardeşim? Ben 50 yıllık sanatçıyım. Niye gitmeyeyim? Ya bu dönemde beni hiç Özal da çağırmadı, Demirel de çağırmadı, Erdal'ın önü de çağırmadı. <laughs> Ama ilk defa bir cumhurbaşkanı beni Beştepe'ye çağırdı ve orası benim. Benim sahip olduğum, benim vergilerimle Milletin, yapılan, kim? emek verilmiş bir yer. Neden gitmeyeyim? Ve bu cevapları verdim. Kimine de tartışmadım. Çünkü rastlaştığımız yerlerde çok sağlıklı yerler değildi. Hı, neyse. Şimdi Erhan abicim bir reklam gelelim Gidelim. Eklem aramızdan sonra oyunumuzdan e, söz edeceğiz. Oyundan da e, söz edeceğiz. Bir hani çok konuşulan bir gündemdeki olay var. Onu da şöhret psikolojisi üzerinden kibri e, bir detaylandıralım şimdi. Hay hay. Sen e, farkındasın şu anda çok konuşulan gündemlerden bir Erhan bahsedeyim. Bir reklam reklam arasından sonra sanatçı, oyuncu Eren Yazıcıoğlu'yla Arapta Sorular programına devam edeceğiz. Hadi bakalım. Arap'ta Söyler programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, sanatçı Erhan Yazıcıoğlu'yla Yazıcıoğlu'na zor sorular soruyorum. O da bana kızıyor. Hiç kızmıyorum. <laughs> Hiç. Erhan abi şimdi çok konuşulan bir gündem var. Ben buradan neyi konuşacağım? aslında neyi konuşmaya çalışıyorum? Yani nezaketin, adamlığın, tevazu görünümlü olmanın e, hangi tarz şeylerle mesela neden kibirle modifiye ediyoruz? Bunu soracağım. Şimdi e, şu an çok konuşulan gündemlerden bir tanesi evet. e, değerli Gaziantep Belediye Başkanımız Fatma Şahin'le e, bir televizyonun e, Ankara temsilcisi yayın yapıyorlar. O sırada sesci, emekçi kardeşimize buradan kendisine gitmiş olsun diyorum. Her zaman yanındayız. Bir hareket yapıyor. Yani aslında canlı yayında arada gördüm. E, gördüm. E. terbiyesizlik, hatsizlik, kendini bilmezlik. Şunu soracağım Erhan abi. Şimdi şu, şu kişi biri bir konuşalım. Yani biz mesela bir makamın adam ettiği insanlar vardır, bir de makamı adam eden insanlar vardır. Erhan. abi Sen gerçekten benim bildiğim tanı tevazu sahibi bir insansın. Bize ne oluyor? Yani bizim genlerimizde ne var? Biz kendimizi kendimiz üzerinden neden bir şey olduğumuz üzerine bir zannımız var. Bu nereden kaynaklanıyor? Çok Te değişiyoruz. O tekamülü de, e, tamamlayamamış ta, insanlar tamamlayamamış, vardır. Tamamlayamamış. Insan. Erkekler geç tamamlar bu hı. tekamülü. Hı hı. E, geç olgunlaşır. E, hadsizlik başka bir şeydir. E, içinde varsa vardır. E, sonradan belki şımarıklıkla gelmiştir. Ya da e, geldiği yeri hazmedemeyen, taşıyamayan insanlar vardır. Ama gerçekten anlayamıyorum. Şaka gibi geliyor bir şaka programı gibi ki e, sayın Şahin de e, mert bir insandır. E, orada belki de şok oldu, cevap veremedi. Ama zaten muhteremin yaptığı genç bir çocuğa o çocuğun <laughs> İçinde ne fırtınalar kopuyor şu anda nasıl bir psikolojiye sahip belki de tedavi isteyecek belki de tedavi gerektirecek bir durumda senin çocuğun yok mu torunun yok mu yakının yok mu yeğenin yok mu e, talebelerin yok mu hiç mi kimseden bir şey öğrenmedin ya da bir şey öğretmedin bu ne aymazlıktır bu ne hadsizliktir. Yani gözümün önünde ne yazık ki bana da geldi o, o, o video. Şimdi arkadaşlar onu is isteyelim. Yani ee... bakmak bile istemiyorum ama insanlar görsün, öğrensin, tanısınlar kimin ne olduğunu. Bunun partiyle şuyla, bununla ilgisi yoktur. Gazetecilikte, doktorlukla, sanatçılıkla da ilgisi yoktur. Hı -hı. Bu ne demek? Bu, bu kadar kadın cinayeti, bu kadar istismar, çocuk istismarı olan bir e, dönemde buna bir ilave daha yapmanın anlamı nedir? Kimsin sen kardeşim? Sen kibrini al ve terk et bu ülkeyi. Benim tavsiyem. Peki Erhan abi bir şey söyleyeceğim. Yani biraz aslında onun üzerinden başka bir e, sohbeti oraya e, akışı oraya yönlendirelim. E, belki hani arkadaşlar videoyu bulurlarsa onlar yayınlarız. Sorun değil de ya bu kibir olayı yani insanın başka bir düşmana ihtiyacı yok aslında. Kendi. Bir imtihan mı? Yani bir, bir şey zannettikten sonra kendimizi hani bu başka bir şey. Bence kibir alçakların takozudur. Yani hiçbir şey yapmıyorsan bunu kartvizit olarak kullanırsın. Bu da senin CV'ndir aslında. İnsanlığının ahlaksızlığının CV'sidir. Yani ben çünkü kibir olayında Rabbim ee, korusun. Gerçekten. Ama bir taraftan da bakıyoruz. Ee, böyle insanlık ahkamı kesen, kestiği ahkamdan nasiplenmemiş insanların Aksini bu tarz yapan. geçici dolgularla kibri bu, bu, anlamda bir dolgu olarak kullandığını da görüyoruz. Şimdi i̇şte sanatçı olarak sana soruyorum Erhan abi. 50 yıllık sanatçısın. Çok 54. Çekiydi, 54 pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> 54 yıllık e, çok sevilen bir sanatçısın. Ben mesela senin hayatında Erhan abi baktığınız zaman mesela en azından e, şeye yansıyan ve senin kendi duruşunda hiç böyle bir şeyler ra, yani rastlamadım ya da e, biliyoruz seni yani seni herkes tevazu ruhunla tanıyor. Bir insan nasıl bu aşamaya gelir yani ya oradaki bir emekçiye vuracak kadar ya da bir bu kadar kibir ee, rastlayamazsın. E, hangi vitaminin eksikliğinden? Ruh, ruhumuzdaki hangi vitamin eksikliği? İnsanlık eksikliğinden... vitamini eksik. Hı. Biz insanlığımızı yitiriyoruz. Böyle kötü örnekler yüzünden de daha da yitireceğiz sanki. Buna bir dur demek lazım. Ama önce bu tip insanları bir şöyle bir ortaya çıkarıp silkelemek lazım hayatım. Hı hı. Şöyle bir e, iskeletlerinden tutup etlerini kıllarını bir silkelemek lazım. Bu kötü örneğe dayanarak bir sürü insan bu hareketleri yapmaya kalkabilir. Bizler gerçekten tekamül e, safhasını başarıyla atlatamayan insanlarız. Hı hı. Tabii çok kişiyi tenzih ediyorum ama bu insanları dışlamazsak bu kötü örnekleri e, tabii ki sergileyeceğiz. Saklayın demiyorum. Ben saklanmasından yana değilim. Ee, ama insanlık öğretmek çok zor. Bu aile yapısına bakılacak. Şöyle bir psikolog yatağına yatacak koltuğuna bir açıl dökül bakalım. Senin çocukluğunda ne gibi kompleksler oldu? Sen ne gibi zararlar gördün de? Bu kibir hala sende var olmuş paran olabilir, şöhretin olabilir, titrin olabilir, birçok titrin de olabilir. Ama sen insan olamadıktan sonra bu titrlerini al ve git kardeşim. Ee, benim hayatıma gelince benim kaybetmediğim belki de bugün hala var oluyorsam ve enerjim var ise e, tevazuya. Alçak gönüllülüğe borçluyum. Ben birini kırdığım zaman farkında değilsem farkına vardığım aydığım an döner özür diler. Şimdi acaba bu zat ne yapacak bu çocuk için? Yani bu çocuk acaba e, yarım kalmış bir tahsili mi var? E, çocuklarına e, ailesine bakamayacak bir durumda mı? S ne hak etti ne yaptı bu çocuk sana kardeşim ya? ne yapmış olabilir? Al bana da taktı demin genç bir çocuk. İki tane mikrofon taktı. Teşekkür ettim. O da iyi yayınlar dedi. Bundan başka ne olabilir? Sana ne yaptı? Kem gözle mi baktı? Görüyoruz. Seyrettik. Hiç işini yapıyor çocuk sadece gelmiş. Yıkata e tıkı. Bu ne ya? Ben utandım. Umarım sebep olan da utanır. Peki Erhan abi sanat dünyasında da var mı böyle senin olmaz mı hayatım? Mesela o, onların sonları nasıl oldu <laughs> nasıl oldu ee, <laughs> valla ben bir e, Allah'ın adaletine sığınmak istiyorum sığınıyoruz her zaman ee, <laughs> onlar da bir sığınsalar ve bir e, görseler e, çünkü halk bizi bu hale getirdi ben toplu iğnemi bile evimdeki halka borçluyum halk beni sevmeseydi ne paralar kazanırdım ne evlerim olurdu ki hepsi gitti hastalıkla birlikte ama hı hı. yine de ben bugün dimdik ayaktayım ve bunun da nedeni halkla olan iletişimim prensiplerimden hiç ödün vermem kendi değerimi kendim saptarım kimse bana sen bin liralık adamsın diyemez ...ben saptarım. O yüzden... E, ...bir süredir boşta duruyoruz. Bekliyoruz. Takdir edileceğiz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> çok bilenler tarafından umarım. E, ne diyorduk? <laughs> Peki e, Erhan abi... ...en çok kendine ne konuda kızıyorsun? E, ani sinirlenmelerim... ...nedeniyle... E, ...kırdığım insanlar oldu. O yüzden kendime... ...kızarım. <laughs> Yani terbiyesizce birkaç hareketim oldu hayatım boyunca. Ee, o yüzden kızdığım bir tarafım vardır. Acımasız mısın kendine karşı? Yok, kendimi severim. Ee, acımasız olduğum insanlardan dolayı kendime kızarım. Acımasız davrandığım için. Ama mutlaka telafi etmişimdir bir şekilde. Ee, çok yardım etmişimdir. Herkese, etrafıma, hatta e, ya her yere elim kolum yetişmiştir. Hatta Ankara'da bir e, kısa film yarışmasına da jüri üyesi olarak yetiştim. Gidiyorsun. Gidiyorum. Ha, onu şimdi konuşacağız Erhan abi. Aha. Bu arada senin tiyatroyunu da konuşacağız. Ama çok e, program başında bahsetmiştin ya Erhan abi, onu aşmak istemiyorum. E, tek sesleriyle konuşuyorum demiştin ha, ya. Neden? E, şimdi e, kanser geldi, tiroidlere yerleşti. Çok o tiroidlerin alınması gerekti hı hı. E, ve çok itina eden bir e, doktor vasıtasıyla e, o tiroidler alındı. Ancak alınırken soldaki ses delime bıçak değdi. E, i̇stemeden olan bir şey ama kaderimle oynadı. E, aylarca konuşamadım. Sonra ahdettim. ve e, isyan eder edercesine, bu ses geri gelecek dedim ve gerçekten de geldi. Tek ses teliyle konuşuyorum. E, bununla misyonunu taşıdım. Bu konuda yardım isteyen herkesin de yanına gittim, elini tuttum. Ameliyat için ya da e, hangi ilaç, hangi meyve e, gibi e, yardımlarda bulundum. Ama bu e, geçecek bir şey değil. Ne yazık ki hala e, kopuk e, ama ben... Tek çok ses enteresan abi. aynı zamanda bir seslendirme çok fazla yapıyorsun. Yıllarca yaptım. Çok iyi Türkiye'deki en iyi seslerden bir tanesin yani. Teşekkür İlk, ederim. E, yani bunu kendini sesinde Erhan abi. Çok Biliyoruz. seviyorum. Tabii. <laughs> Her sesi çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Peki en tatlı herhalde bu çizgi film e, film filmler film, evet, film evet. olan sinema filmi olanlarda ki hangisi vardı mesela en ee, Yani sen hatırlamazsın ama e, benim yaşımdakiler iyi hatırlar. Bıcırla gıcır vardı. Ya. E, Müşfik Kenter'in konuştuğu bir e, köpek karakteri vardı. Bir tilki vardı. Rahmetli Altan Karındaş konuşurdu. Hı hı. E, onların ben hem dublaj yönetmeniydim hem oradaki rolleri küçük ufak tefek rolleri konuşurdum. Nevra Serezli büyük usta o konuşurdu. Ama Yeşilçam'da var bunda. Yeşilçam'da zaten konuşmadığım çok az kişi vardır. Hı hı. Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Edison, İzzet Günay e, haricinde bütün gençleri ve şarkıcıları ben konuştum. Aa. Yani aklına ne gelir? En sevdiğin bu anlamda seslendirmekten böyle çok çok o proje olarak hani baktığın zaman çok keyif aldığın hangi şey? Rahmetli Yılmaz Zafer. Hmm. Tiyatro kökenliydi ve çok saygılıydı. Sesine ve sesine sahip çıkardı. Çok güzel anılarımız var ama uzun sürmesin. Uzun uzun anılarımız var. Uzun sürmesin derken? Ha, o ha, yani bir... vaktini almayayım. İstifa anlamda. Peki, e, erhan abi aynı zamanda sen e, mücadeleyi seviyorsun müca... müca. Ay pardon, çay Benim var Çayım gelmez. yok diye, değil mi? Tamam. Çayım onu da bir, bir mesaj vermiş gibi olduk. <laughs> alt, alt metin buydu. <laughs> alt metin. Alt metin. Çay atlıydı alt metin çok ciddi mücadele ettin aslında hastalıklarla mücadele ettin. Neydi seni ayakta tutan hani o şeyde? Ailemin sevgisi. Hı hı. Yan, yan, yakın arkadaşlarımın sevgisi, ilgisi. Yani öyle bir pamuk içinde bakıldım ki pamuklar içinde. orada benim mücadeleyi bırakmamam için çok önemli bir sebepti o. <laughs> o sevgi beni ayakta tuttu. Bir, ikincisi kızlarımın bana daha ihtiyacı olduğunu düşündüm. Alın, alın. Ee, o yüzden zaten bütün birikimimi de onlar için yapmıştım. Ama hastalık yedi birçok şeyi. Ama onlar yine garantide evleri var, işleri var. Can sağ olsun. Ee, bakalım şimdi torunumuza ne kadar yıl yanında olabileceğiz ama ben bu gidişle galiba... ...bir 10-15 sene daha Ma yanında olurum. Maşallah. Allah özüne emirler versin. Peki. E, magazin, magazin sevmiyorsun. Evet. Magazin sevmiyorsun. Magazin sorusu değil zaten. Gel. Ama, ne istersen gel. Gel diyorsun Erhan abi. Tabii tabii gel. Peki. Sanatçı, yani ...bunu mesela çok saatçiye sorduğum soru... E, ...gerçi siyasetçilere de... E, ...Erhan abi soruyorum. Dostluk hani bu gerçekten hani sahici mi? Sahici. Yok. yok. Ee, mesela tiyatroda e, çok az 50 yıllık arkadaşım vardır. Hala arkadaşızdır. Haftada bir mutlaka buluşuruz. Ee, genelde de oyunluktur. Hmm. Ve dizilerde diziliktir e, ilişkiler, dostluklar. Dizi biter, oyun biter, dostluklar da biter. Ha karşılaşırsan kaldığın yerden devam edersin. Eğer çok ortak noktan varsa zaten sen onu ararsan o da seni mutlaka arar ya da o ararsa ben ararım. Ee, böyle bir ilişkiler var ama dostluk gerçek anlamda dostluk. Yani al cebindeki parayı ekmeği paylaşalım dostluğu e, ya da şurada benim yanımda ol dostluğu e, çok azdır. Biz o azı korumaya çalışıyoruz ...o yüzden ben şanslıyım... ...o insanlar bana yetiyor... ...ben hayatım boyunca... ...ve son yıllar dahil... ...bürütten nete düşürdüm... Güzel. ...çok bürüttü... ...o bürüt git gide... ...yapılan hatalarla... ...dışlanan insanlarla... ...biraz içe döndük... ...ama hiç... ...mütevazılığımızı kaybetmedik... ...o küçük... ...nüfus... ...net dostluk... ...bize yetiyor. İlk hayal kırıklığın? İlk hayal kırıklığım... ...böyle beni çok üzen... ...büyük hayal kırıklıklarım... ...belki ben kırıklık... ...yaratmışımdır bazı insanların... ...hayatında ama ilk... ...hayal kırıklığım... E, ...yani öyle kademe kademe... E, ...büyüdü <laughs> ki... ...hani öyle bir... E, ...sonradan görme halim de yok öyle çok büyük hayal kırıklığım, hayal kıskançlıklarım vardır. Ee, mesela iyi oynayan bir arkadaşımı kıskanırım. Kimi kıskan ilk? Fuat İşan'ı kıskanmışım. Hmm. Ee, Otel oyunu zaten tiyatrocu olmaya karar vermemizin sebebi de. ...Fuat Işan'dır. Hı -hı. Yago diye bir kötü adam rolü vardı. Onu oynamayı çok isterdim. Ama Karaday'ı da oynadım. Bir kötü <laughs> adam. O da Yago gibiydi. O yüzden yani pek öyle... ...hayal kırıklıklarım... E, ...tabii ki kazık yediğim... ...insanlardan hayal kırıklığı gördüm ama... ...hayatımı etkileyecek kadar... ...büyük hayal kırıklığı olmadı. Yani çok hayatında bürütüs var mı? Var. Ee, bak, ama ben Sezar ayınlarında... değilim. Soruları? Sezar değilim. Sertleştiriyorum yavaş yavaş bak. İstediğin gibi. <laughs> İstediğin gibi. Brütüsler vardır. Ben Sezar değilim diyorsun. Olacaktır ama ben hmm. Sezar değilim. Hmm. Gardımı alırım. Ee, çok değer veririm insanlara ama bir anda çöpe de atarım. Bazı dostlukları çöpe atmışımdır. Dışlamaktan öte. O dostluklar da bir daha o çöpten dışarı çıkamayacaklar. Peki geri dönüşüm kutusu mu yoksa çöp mü? Gerçi? Onlar geri dönüşümde <laughs> bile kendilerine bile hayrı olmayan <laughs> zavallılardır. Hmm. Peki böyle kızgınlıklar, öfkeler? Var. Sonra ne oluyor onlara? Benim bir huyum vardır. Çok kısa sürer. Hmm. Ee, yani çok sevdiğim eşimi de zaman zaman kırdığım olmuştur ama beş dakika sonra öyle bir şey yaparım ki o gülmeye başlar, her şey biter. Yani çocuklarımı zaten kırmamaya çalışırım. Ve çalıştım ki zaten artık hepsi ikisi de koca kadın. Ee, ama tartıştığımız olur, fikir ayrılıklarımız tabii ki olur. Onlar da olacak. Dediğim gibi bunlar bir şeyler üretmeye yararlı. Herkes iyi geçinmek zorunda değil. Herkes kardeş olmak zorunda değil. Hepimiz kardeşiz. Yok öyle palavra. Tabii ki ayrılacağız. Fikir ayrılıkları olacak ki yeni bir şeyler üretelim. Ay çok konuştum bir su iç. Hayır çok güzel konu. Yani iyi, iyi, gidiyoruz Erhan abi. İyi gidiyoruz. Sen zor olur zor bulmuyorsan. Bu arada tiyatroyu da hemen konuşalım. Ha. Da, e, ee, yani. şimdi biz... Hiç... E, o Arkadaşlar o videolar da gelebilir. Er, Erhan abinin e, Çehov oyunundan. Evet. Üç yıl önce başlamıştık provalarına. Fakat hı hı. pandemi dönemi nedeniyle provalar yarım kalmıştı. Benim tek kişilik oyunumun yarım kaldığı gibi. Sonra e, işte pandemi biraz e, kayıplarımız azaldı. Biraz şımardık. Biraz maskelerimiz düştü. Hı hı. Ama keşke herkesin bir maskesi keşke Heh. düşse. E, sonra tekrar iki ay önce provaya başladık. Ve Trump Tavırda. burada e, salonda Trump Düncü, durdun ya Trumpla Trump ilgili ha? Ha, Trump de, dur, durdun ya hani onu da oynadık <laughs> ne matraktı ya İşte böyle yaşlı bir adam oynuyorum hmm. e, şimdi İzmir'e gidiyoruz Çarşamba günü Çarşamba Perşembe İzmir'de oynuyoruz e, Tepe Kule'de. ...ilgilenen İzmirliler olursa... ...ama İzmir'de birinci gece... ...neredeyse full, ...ikinci gecemiz tamamen dolmuş... ...acele edenler... ...22'sine bilet bulabilirler... Ee, ...şöyle bir hikayesi var... Vişne Bahçesi'nin... ...ben yıllar önce... Hı hı. ...genç uşağı oynamıştım... Ee, ...şu arkadaki... ...genç arkadaşı... Hı hı. Onun rolünü oynamıştım. Ve öyle muhteşem bir kadro vardı ki Arsen Zap Savaş Dinçel, Cüneyt Türel, Necdet Yakın, Fında Postacı, Aydan Burhan e, harikulade bir kadroydu ve bir Rus yönetmen yönetmişti. Hayfist diye. E, ve orada genç e, uşağı beni koridorda görüyor. Hı hı. Bu çocuk oynayacak diyor. Gence yanımda o benim diyor Keşanlım. Şu anda Keşanlı Ali oynuyor. İşte bıyık uzattı falan. Hayır diyor ya şeyi o oynayacak diyor. Hı. Ve 6 yıl onu da oynadım. Keşanlı'yı da oynadım. O dönemde 7 rol birden oynuyordum. Aynı hafta içinde. Odamda 7 ayrı kostüm vardı. Çok hızlı bir dönemdi. gence Hanım dönemi zaten muhteşemdi. Yani hı hı. Muhsin Ertuğrul'dan sonra en iyi dönemi yaşadık. Şimdi İsmet Ay'ın oynadığı rolü oynuyorum. Sağ olun, sağ olun, Evin e, eski kahyası, emektar kahyasına oynuyorum. E, hatta dün gece yeğenimin çocuğu seyrederken ben öldüm diye ağladı. <laughs> Finalde Aha, gerçek sandı. E, üzüldü. Hüzünlü müsün? Evet. Çok duygusalımdır. Hele ailemden, çocuklarımdan falan söz edince böyle hemen burnum sızlar. Hı. Sızlatma beni Gel sorularla gel <laughs> ee, abi, Kısaca şeyi de Söz edeyim İzmir'e gidiyoruz ee, 24'ü ertesi gün İzmir yorgunluğuyla geliyoruz Kadıköy halk eğitime çıkıyoruz 8.30'da orada oynuyoruz Sonrasında e, Ankara'ya gidiyoruz e, Bursa'ya gidiyoruz Eskişehir'e gidiyoruz ee, ve Ankara'da e, bütün dostları da davet edeceğim e, sanatı sevdirmek üzere e, belki birçoğu ilk kez tiyatro seyredecek e, hmm. onları da davet etmek e, bize onur katacak e, Volkan Severcan tiyatrosu bu tiyatro sahnekarlar yanlış anlaşılmasın Aa, sahnekarlar e, müzik kardeşi müzik. Bora Severcan yönetti hmm. e, ve çok beğenildi. Üçüncü oyunu oynadık. Çok güzel oynadık. Çok güzel alkışlar aldık. Çok güzel eleştiriler aldık. Çehov zordur. Çehov'u anlamak, oynamak. E, çünkü ironik ve kara komedi yazarıdır. Hmm. Dünyanın en büyük yazarlarındandır. Böylece reklamı da yaptıktan sonra... <laughs> ...gelelim Ankara'da ne yapacağımıza. Hmm. Şimdi biliyorsunuz 21 yılı Mehmet Akif Ersoy İstiklal yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle ilan etti bu yılı ve biz de son ayına yetişiyoruz ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahraman Kazan Belediyesi'nin birlikte yaptıkları bir kısa film yarışması. Sadece kısa film değil, roman, hikaye, şiir, belgesel, resim her şeyi içeren bir yarışma düzenlendi. 200'e yakın film ve belgesel katıldı. Biz bunları 20'ye indirdik ve o dönem o arada da bizim jüriliğimiz başladı e, büyük bir onur duyarak e, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde doçent olan İbrahim Sarıtaş'ın da e, önderliğinde e, Volkanla beni de jüriye davet ettiler Güzel. seyrettik fikirlerimizi söyledik onun töreni var e, hmm. 26 ve 27'si Ankara'dayız. Gitmişken bir de oyun oynasak diyorum ama e, bu e, Mehmet Akif Ersoy'un ve İstiklal Harbini içeren Hı. hayatını ve harbi içeren belgeseller ve kısa filmler e, çünkü İstiklal Marşımız bir savaşın marşı bir e, Zaferin marşı. O yüzden çok önemsenmeli. Bugün üzüldüğüm bir şey oldu. Mesela onu da paylaşayım. E, maç seyrediyordum. Birinci yarıyı seyrettim. Sonra kaç kaç bitti bilmiyorum. E, her maç öncesi İstiklal Marşı okuyoruz ya. E, keyifle, coşkuyla okuyoruz. Fakat bazı maçlarda, bugünkü maçta olduğu gibi anons edildiği halde İstiklal Marşımız diye anons edildiği halde bir güruh dediğimiz o benim sinir olduğum insan gruplarından biri ayağa bile kalkmadılar ve İstiklal marşına katılmadıkları gibi takımlarını tezahüratla coşturmaya çalıştılar Hı. bu çok yanlış bunu yapmayın ülkemizi zedeler bizim bu milli görüşümüzü zedeler yapmayın yani e, biz cumhuriyet ülkesiyiz cumhuriyet vatandaşlarıyız o yüzden marşımız, maç önemli olabilir, senin coşkun önemli olabilir ama bir dakikanı alacaktır. Ayağa kalk, saygını göster, tüm şehitlere, Atatürk'e ve ülkene saygını göster hı hı. ve bir dakika İstiklal Marşı'nı söylemesen bile ayaktadır. Ee, Erhan abi hangi kuşaksın? Z kuşağı değil. <laughs> Ya, bunu bana bir bir sanatçı gözüyle anlatır mısın Erhan? 68 kuşağıyım 68 ve kuşağı. e, en güzel kuşak diyebilirim. Yani o kuşaktan yetişenlerin e, sadece aydınlardan söz etmiyorum. İnsan olma kapasitesini içinde ruhunda taşıyan birçok insan 68 kuşağıdır. Ben senin sorunu anladım. Hı hı. Z kuşağından umutlu muyum? Niye böyle bir kuşak yani böyle bir sınıflandırma yapıldı sence? Ee, ama biz severiz sınıflandırmayı. Yani kendi kim kendimize yaptı? böyle bir kim yaptı kim çıkardı bilmiyorum. Ee, ama yanlış mı yönlendirme? Böyle bir şeye ne gerek vardı? Diyelim ki vardı. Diyelim ki Z kuşağı diye bir kuşağa ihtiyaç duyuldu. Ne bekleniyor? Yani öyle... Sen ne peki Erhan abi sen ne görüyorsun? Ben e, ilgisiz ülkesinin ve dünyanın sorunlarından bir haber gençler görüyor. Hı. Tenzih ettiklerim var. Milyonlarca çocuk var. Ama bazıları da at gözlüğüyle bakıyor olaya hı hı. ve hiç ilgilenmiyor. Hı hı. O yüzden çok fazla o anlamda umudum yok. Her gittiğim yerde ben bir sürü yere ders vermeye de gidiyorum. Söyleşilere de gidiyorum. Ama sordukları sorular çok magazinsel. Çok altyapıda. Bunlara da üzülüyorum. O yüzden yıllarca ders verdiğim bir dönem vardı. Sıkıldım ve bıraktım. Hmm. Tek nedeni de o bana sorulan Saçma sorular nasıl şöhret olunurdan falan filana kadar. Yordum Ay. beni kardeş. Ay, bir şey söyleyeceğim Erhan abi yani şöhret olunur derken ee, şu anda bütün gelen sorular bu minvalle mi? Yani nasıl şöhret olunur? Nasıl ekrana çıkabilirim? Nasıl ünlü olabilirim? Bu. Yok yani e, sizin kadar nasıl güzel konuşabilirim? Diksiyonumu nasıl düzeltebilirim? E, güzel bir soru. Bunlara... Tenzih ediyorum hayatım hepsi böyle değil. Tabii ki değil. Kurban olayım onlara ben. Ee, mesela bir şey daha dikkatimi çekmişti. Ee, bir yerde ders veriyorum. Ee, ön sıralarda başı açık genç kızlar var. Arka sırada 3-4 tane başı kapalı kızımız var. Evet. İlk ders işte gençler benle resim çektirdi falan filan. Kızlar gelemiyor Dedim bir dakika çocuklar bir oturun bakayım. Arkadaşlar dedim siz neden dışlanmış gibisiniz? E hocam biz kapalıyız. Ne demek dedim ya? Sen benim ülkemin bir figürüsün. Rengisin. Sen kendi görüşünden sorumlusun. Sana, bana ne senin kapı... Gel bakayım buraya. Resmi çektirmek Çek istiyoruz. Figürü değil. Çektiriyor. Çek, i̇stiyoruz, istiyoruz hocam. Gelin, çektirin. Sarılabilir miyim dedim. Tabii hocam dediler. Onlar da bana sarıldı Bu sınıflandırma, bu ayrımcılık bizi mahvedecek. Hı -hı. Bak sesim gidiyor. Tek ses delim yorma. <laughs> Peki Erhan yani Bir reklama girelim. Hay hay. Reklam arasından sonra da son e, dakikalarımızı e, evet yanlış bir şey söylemeyeyim diye son bilgiye baktım. Son bağlayalım. Ondan sonra da e, tekrar bu Ankara'daki Hmm, oyunumuzu hatırlatalım. Ondan no. sonra gidelim çayımızı içelim. Hi, hi. Tamam. Bir reklam reklam arasından sonra Erhan Yazıcıoğlu sanatçı oyuncu Erhan Yazıcıoğlu ile Arap'ta Sorular programına devam edeceğiz. Ah. Hadi bakalım. Programımız ah. devam ediyor. Değerli 24 TV izleyicilerim, canlı yayın şu anda abi. Ha öyle mi? E, nasılsınız <laughs> bakalım? Canlı yayın Şimdi, e, normalde ben bütün izleyicilerimize sorarım. mısın gibi asıl benim kemikleşen sorularımdan bir tanesi O da şu, Erhan Yazıcıoğlu ilk maaşıyla ne yaptı? Ve ilk maaşını ne zaman kazandı? E, Erhan Yazıcıoğlu ilk e, 11 yaşında bakkal çıraklığı yaparak e, 1 lira kazandım. Bilmiyorum. Sonra manav, manava yardım ediyordum kalabalık saatlerde. E, manava yardım ederken o arada niyet çektiriyordum. O zaman niyetler vardı böyle yuvarlığa açarsın. Tavşan, tavşanlara mı? Yok artık o kadar <laughs> sihirbazlık yoktu. E, sonra fotoğrafçı çıraklığı. En uzun süre onu yaptım. Hatta liseye giderken işte okuldan çıkar oraya gider çalışırdım. Ee, bütün bu ilk kazançlarımı hep anneciğime vermişimdir ee, çünkü anneciğim beni hep kollayan, hep e, yani tabii ki yarım ekmek bir domatesle günümüzün geçtiği anlar oldu, zamanlar oldu. Ee, onları hiç unutmamakta e, belki bugüne katkısı oldu. O günleri unutmamanın. Hı hı. O yüzden ne olacağım değil, ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Anneannemin lafıdır, çok da severim. Ee, bir de sevgili hocam Engin Uludağ'ın bir lafı vardır. Her tuz gösterene salatalığın niye koşma derdi. Ama tabii koştuğumuz hatalar yaptığımız anlar oldu. Sonra tiyatrodaki ilk maaşım çok önemlidir. Ee, bir özel tiyatrodan almıştım. Ee, şehir tiyatrosu maaş verememişti bana bir yıl. Hı hı. Sonra o arada bir yaz turnesi tertiplendi. Orada bir rol oynadım. Adil Şengün Tiyatrosu Koca Paşa'da. Ee, eve yürüyerek gidip geliyordum. O kadar yakındı. Orada 200 lira kazanmıştım. Ama hem gece afiş asıyordum. Hem gişede bilet satıyordum. Hem rol oynuyordum. Hem aksesuarcılık yapıyordum. Aksesuarcılık? Yani, e, oyunda kullanılan e, objelerin işte yeri, temizliği falan. Ee, karşılığında da 200 lira e, alıyordum o dönem. Onları hepsi anneme veriyordum. Ee, o da şaşırıyordu. Nasıl kazandın oğlum falan diyordu. Ee, çünkü evin ihtiyacı vardı. Babam büyük bir iflastan çıkmıştı. Hmm. Çok büyük bir para kaybetti. Nedeni anlamıştır insanlar. Ama ah. Kitabımda da yazdığım için söyleyebilirim. Kumar. O yüzden kumardan nefret ederim. Hiçbir şekilde oynamam. Hı. Buyurun can. Sorular gelsin. Ama sen öyle sorunca, e, sorunca du, 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 duygulanıyorsun diye ben sormuyorum. Sor yani, peki. Üzülüyorsun diye. Sor. Ya hayır yani mesela. Tutacağım kendimi. Mesela hani dedin ya e, domates ekmek yediğimiz gün. Yani yokluk sence ne demek Erhan abi? E, yani yokluk birkaç isim konabilir. Hiç böyle bir soruyla karşılaşmadım. Allah Allah. Nereden geldin buraya? <laughs> yokluk... E, yani hayatı anlamak diyebilirim. <laughs> e, varlığa eriştiğin zaman kıymetini bilmek diyebilirim. E, yokluk deyince sadece maddiyatla da ilgisi yok. Aile bireyleri, dost, arkadaş... Bunların yokluğu daha ezicidir, daha insanı daha fazla etkiler. Ee, çalıştığın zaman e, bugün mesela iş yok diyorlar, e, ben pek inanmıyorum. E, o kadar çok tembel insanımız var ki hmm. işsizlik maaşı almayı onur suzluk diye saymıyor, çalışmamayı tercih ediyor. O yüzden ben sokakta hiçbir dilenciye para vermem. Çünkü inanmam o sağlıklı insanların benden daha iyi tiyatrocu olduklarını düşünürüm. Ve dikkatle baktığım zaman yüzünü kirletmiştir, sakal bırakmıştır, saç bilmem ne yapmıştır. O pisliğiyle bir şeyleri örtecektir ve kolaydan para kazanacaktır. O hiç benim işime gelmez. Onlardan uzak dururum. Ama yokluk çekmek, gerçek yokluğu çekenlerin bugün Kazandıkları para helaldir. Hı hı. Her kuruşu da doğru değerlendirirler. Ona göre dostlarını da doğru biriktirirler. Değil mi? Harcamazlar. Harcandın mı hiç? Yani. Ee, ben sanatsal anlamda nankörlük etmeyeyim. Harcanmadım. Dostluk anlamında? Ee, dostluk anlamında tabii canım. Yani Hiç kimse Aa, ben harcamadım falan diyemez. yani. <laughs> Mutlaka harcanmıştır. Ben de acanmışımdır ama o kadar hatırlamayacak durumdayım ki <laughs> çok önemsememişim demek ki beni harcayanları. <laughs> Peki Erhan abi program başında dedik ya o önemliydi benim için hani nasıl şöhret olundur hmm. mevzusu şöhret olmayı gerçekten istedin mi gerçekten? Hayır ilgisi yok yani ben mesela ilk... yani çok tanınınca ne oluyor yani o Ha şu, şu oluyor, bak e, ilk hissettiğimi anlatayım sana. Hı -hı. Radyo oyunlarına gidiyorum ve çok severek giderdim. Dövleş. tiyatroları vardı, değil mi? Tabi radyo tiyatroları Hı -hı. vardı, hala eskiler yayınlanıyormuş. Hı -hı. Hatta geçenlerde Yunus Emre'nin e, taptuk emre miydi? Yunus Emre'nin hayatıyla ilgili bir taptuk radyo e, piyesi vardı. Orada oraya gittim. Hı -hı. Orada Yunusu konuştum. E, çok hoşuma gitti. E, tam bir nostaljiydi... Ee, radyo piyeslerine gidiyordum Dublaj çok yapıyorum ama dublajdan tanınmak mümkün değil Çünkü hani sinemada oynuyor ya da işte televizyonda o zaman sadece TRT kanallarında e, diziler tek tük diziler oynuyor Aha. E, çizgi filmlerde zaten tanınamayız ses değiştiriyoruz ee, Radyo piyesleri bir ilk Doktor Orhan diye bir 12 bölüm radyo piyesi oynuyorum arkası yarın her gün 20 dakika. ona 20 kalayla 10 arası. Bir gün e, kuleden çıktım. Aksaray'a geldim. Aksaray'dan otobüse bindim. Uh -huh. O zaman biletçiler vardı. işte parayı veriyordun 1 lira 50 kuruş neyse. E, Yaşım da 23-24 askerden gelmişim. E, abi bir bilet rica edeyim dedim. Bir döndü. Doktor Orhan. Ben daha algılayamadım hemen. E, Efendim ben Erhan dedim. Hayır hayır dedi. Siz dedi sabah duydum dedi. doktor Orhan'sınız siz dedi. Abi ne kulak varmış sende <laughs> ya dedim. Orada sesimle başladı o tanınma olayı. Gittiğimiz yerlerde falan böyle konuşurken, yemek yerken falan, "Aa evet siz geçen gün radyodaydınız." diyenler oldu. E, bu bana yetmişti mesela çok hoşuma gitmişti. Sonra e, dublajlar arttı. Sonra 90 e, kaç 92 yılı Kanal 6 döneminde bir Amerikan şirketi e, Maslak'ta bir otele bizi davet etti. 2-3 e, usta daha vardı e, davet edilenler arasında. İşte ben de gittim. Bana da sınav yaptırdılar. Yani bir e, sunum yap dediler. Yani bizi etki altına almak için e, ne yaparsın? Böyle bir yarışma var. İşte dünyanın en ünlü yarışması. Martin Holm diye biri 21 yıl yaptı o yarışmayı. Biz iki senede tükettik. Hmm. Neyse. <laughs> e, onu seyrettirdiler. Sonra dediler ki bunu sen sunar mısın? Nasıl sunarsın? Ben yaptım bütün <laughs> ...itliğimi... Ee, ...diğer arkadaşlar da... ...başka salonlarda yapmışlar. Tabii seni seçtiler. Yani. Ve Sonra ertesi gün bir telefon geldi... ...görüşelim, <laughs> buyurun. Mental diye bir Amerikan şirketi. <laughs> Gittik. Ee, i̇şte dediler böyle böyle... ...siz seçildiniz... Ee, ...talebiniz nedir? Dedim ki bakın ben... ...televizyoncu değilim. Ne kazanılır onu da bilmiyorum. Ee, ve Kanal 6... ...o zamanki yöneticiler... Bana hı hı. hala 150 bin dolar borcu olan bir patron Aa. adını vermeyeyim ama anlaşılmıştır. Ee... Kim de bakayım hemen Google'dan kim. Sonra bakar söylerim sonra. Google ha, evet sen konuş. Ee... Ya, polimik istemiyorum Esra e, Sen polimik değilmiyorsun <laughs> polimik. Yok be şaka. Evet. Ee, ve biz e, 92 yılında başladık ha. ve önce bant çektik. 5-10 program. Sonra dediler ki siz canlı yayın yapar mısınız? Dedim siz karar verin. Ben tecrübeli değilim Hı. ve biz canlı yayına başladık. Şıkır şıkır gitti. Hiçbir ceza almadan yani Türk televizyonlarında o dönem ceza vardı kapatma cezası falan. Ben hiç ceza almadan ağzımdan çıkanı kulağım duyarak insanlarla da güzel iletişim kurarak ve hatta dendi ki Amerika'dan e, ee, senaryo yazarı kim? Bu diyalogları kim yazıyor? Hayır. Halk yazıyor. Halk bana öyle güzel geldi ki öyle güzel yaklaşımlardaki bu ben de patlattım esprileri. Yani onların o yaratıcılığı tipten tipe girerlerdi biliyorsun. E benim de çenem biraz belli oldu mu ya? Çenem çok mu düşük? <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> ee, çenemi de kullanınca Öyle bir başarı geldi, sonra o aralar şöhret fazlasıyla geldi. Ee, sonra zaten e, sen çok yoruldun dedi Allah, beni bir dinlendirmeye aldı. 95 yılında ee, 2012'ye kadar dinlendim, bir 14 sene. Sadece tiyatro yaptım, televizyon işi yapmadım, sunuculuk yapmadım. 2012'de Karadayı. Dizisiyle Kötü, kötü bir rol müydü? Yago. Hmm. Otello'nun Yago'su. Hmm. Kötü baba. Ee, orayla televizyona döndüm. Sonra bir iki dizi daha yaptık. Şimdi bundan sonra gene yapacağız diye umut ediyorum. Hem dizi hem program. TGRT'de uzun süre program yaptım. Rahmetli Enver Ören abimizin ki abi kardeş gibiydik. Hı. o dönemde ne gibi şu... de şöyle Erhan abi her şey hani duygusal mısınız diye sorarken aslında o yüzden sormuştum yani kendimize çekildiğimizde kendimizle yüzleştiğimizde kendimize sorular sorduğumuzda e, ya da kendimizi dövdüğümüzde döver misin bilmiyorum Erhan abi kendini döver misin kızar mısın Onu yok sormusun, yani kendime de kinlenmem kendimi severim Hı. Ama kızlarım kendime. Kızdığım, hala kızabildiğim e, açıklarım vardır. Hı. Neticede hani bu şaşalı görünüşün, hani bu şöhretin, ışıkların, ışıltılı hayatın değil mi? Farklı bir bilinmeyen bir tarafı e, var. Yani kendimizi bir şekilde yine kendimize dönüyoruz. Asıl kendi sahnemize dönüyoruz. Dünyanın boşluğu, geçiciliği. Bu bence bir avantaj. Eee kendini bunu anlamak mı? yüksek tutuyorsun, sıkı tutuyorsun. Enerjini yüksek tutmaya çalışıyorsun. Hele tanındığın bir ortamda mutlaka canlı olmak zorundasın. Bu iyi bir şey. Yani bu bize sanatçılığın getirdiği bir şey. Yani çok moralin bozuk olduğu anda bile yani hiç böyle... reddetmedim. Hiç yani ve derlerdi ki ya moralin bozuk. ...işte hastalık şuydu buydu bilmem neler... E, ...sen hala güler yüzle... ...işte resim teklifi... E, ...bir iki laf etmek... ...bir soru sormak... ...bir soru sorabilen tabii buyurun... ...ki benim içimde ne fırtınalar kopuyorsa... E, ...bunu inkar edemezsin... ...o halktır seni buraya getiren... ...o paraları kazandıran... ...bu şöhreti sana giydiren... ...sırtına taşıtan... E, o halkı inkar edemezsin o yüzden önce onları memnun edeceksin saygı duyacaksın e, sonra kendi acını nasıl olsa bir şekilde yaşarsın e, böyle anlarım oldu mu tabii yüzleşmediğim ki yüzleşmediğim bir acın kaldı mı? Bana? Nasıl? yüzleşmediğim bir acın kaldı mı? E, kaçtığın kültür, kültür bakanı olmak çok isterdim bana çok acı verdi <laughs> gerçekten siyaseti düşündün mü hiç? Özal döneminde çok ciddi teklif aldım. Aa. Ee, Özal'ın baş danışmanı vardı Münci İnci avukat. Münci İnci. Mutlaka herkes tanır. O beni bir gün ofisine çağırdı. <laughs> kanal 6'ya başlamıştım. Dedi Orada Kanal 6'ın da yani o patronda kim olduğu da ortaya çıktı. Anlaşıldı. De, evet. ee, dedi ki bizim vitrinimiz olur musun? ANAP. O zaman ANAP, Turgut Özal, Bizim vitrinimiz olur mu ne demek o hocam dedim. Bizim dedi sözcümüz olacaksın milletvekilliği kontenjanından sana verilecek. <laughs> Çünkü senin hitabetin çok güçlü. Halkı etkileyebilirsin. Ne dersin? Dedim hocam birincisi ben Ankara'yı sevmem. Ankara'nın en iyi tarafı dönüşüdür dedim. <laughs> o yüzden gitmesen de olur dedi. Buradan her şeyi ayarlarız biz. Ayda bir gitsen yeter dedi. Buradan hallederiz dedi. Sonra dedim hocam ben yani işte o zaman kırklı yaşlardayım. Ee, çok para kazanıyorum dedim yani. Bana Fiji para veriyorlar, bana bir harçlıklar veriyorlar falan dedim. Hani açıktan paralar geliyor. E, reklam konuşuyorum. Ayda 30-40 reklam konuşuyordum o zaman rekordu. Hı -hı. E, ya Eren'cim dedi ne diyorsun sen dedi. Ne diyorsun dedi. Ya, para mı dedi söz konusu. Kazandıklarını... Sen katla bakayım dedi. Birkaç şeye katla. <laughs> <laughs> Neyse neticede hocam benim işim değil. Ben sahneyi çok seviyorum. Şimdi de televizyonu seviyorum. Beni orada bırakın. Nasıl olsa bu işleri yapacak birileri vardır dedim. Ve reddetmek zorunda kaldım. Sonra pişman oldun. Olmadım. <laughs> asla hiç olmadım. Yani o yüzden ben e, işini severek yapan ve keyif alan tatminkar bir sanatçıyım. Hı hı. Yani sizler hiçbir zaman düşünmedim. Bir de Kültür Bakanı olmayı düşünüyorum Aha, yani böyle otomatik benim Kültür Bakanı yapsalar çok şey yapar. Hmm. Ne yaparsın ilk? Ee, i̇lk tiyatro ve sinemalardan, romandan, resimden vergiyi kaldırırım. Hmm. Vergi almam. O biletlere vergiler yansımaz, biletler ucuzlar, halk daha çok sinemaya, tiyatroya gelir, daha çok sanat eseri satılır. Daha çok bale opera seyredilir. Daha çok üretir sanatçılar. İlla ki televizyona senaryo yazacaklarına kendi romanlarını yazar, yazarlar. Hı hı. Peki şöyle bir e, tevatür mü bilmiyorum ama hani ispatlanmamış. Olacak mı? Ben oluyor muyum Kültür Bakan? Öyle bir şey şey geldi. <laughs> Estağfurullah. E, Erhan abi hani insanlar okumadığı çok kitap okumadı. Hmm. i̇şte çok fazla hani sanatla mesafesinin bulunduğu bir anlamda hani şartları da belki yetersiz bulabilirsiniz ama bir taraftan da bunun arz ve talep meselesi olduğu hani halkın da e, uzak olduğu mesela e, aydınlarımız tırnak içerisinde e, söylüyorlar. Ne düşünüyorsun? Kitap okuyor muyuz? Çok az okuyor. Ya, kitap okuyor muyuz? Yani genel. Hayır okumuyoruz. Hı. Okumuyoruz. Ee, gelirken evvelki gün Bodrum'dan gelirken kitapçıdan kitap aldım. Bir tanesini eşime aldım. 50 lira. Bir tanesi yönetmenin Boraya aldım çünkü Çehov'un bir eseriydi ve onda olmadığını düşündüm. 35 lira. Hı hı. Bir şiir kitabı aldım 12 lira. Yani ben 97 lira verdim 3 kitaba. Ve lütfen okuduktan sonra da yakınlarınıza verin diye de rica ettim. Ee, şimdi bundan vergiler kalksa bu kitaplar yarı fiyatına gelecek, daha çok insan okuyacak ve sığınmayacaklar. Kitap pahalı alamıyoruz diyemeyecekler. Al sana ucuz kitap, hele hele kitap. Yani ilk icraat bence kitaptan vergiyi kaldırmak lazım. Hmm. Yazar daha çok kazansın. Okuyucu ucuza alsın ve o yazar televizyona saçma sapan senaryolar yazacağına güzel bir şeyler üretsin. Tiyatroya dönülsün. Tiyatroda yeni yazar yetişmiyor. Neden? Niye? Parası çok az. Yüzde 10, yüzde 15 alınıyor. Hele e, kamu tiyatrolarından devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu yüzde 10-15 veriyor. Bilet fiyatları 20 lira, 30 lira. Düşünebiliyor musun? Daha çok şehir tiyatrosu e, sahnesi olsun, devlet tiyatrosu daha çok olsun ve e, küçük bilet paralarıyla insanlar gelsin. Bu çok mu gelir? Çok mu? Yani bunu e, bizim devletimiz yapabilir, çok kolaylıkla Hı. yapabilir. Ya beni beklemesinler Kültür Bakanı olmama. <laughs> Lütfen şunu ben gelmeden yapın da <laughs> ben hazırlarken. Bakanımıza da selam olsun. Selam, sevgiler. Aha. Bir türlü görüşemedik. Onu da söyleyelim. Evet. Mutlaka ee, seni de seviyorlardı zaten. Erhan abi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öyle mi? Ben yatıya geldim. Yok. Ha Aa, öyle mi? Ben şuraya kıvrılırım bir yere. Ne olacak Hı. yani? Çok sevdiğim, böyle gerçekten böyle hiç, e, sabah kadar konuşalım dediğim program mı oldu bu? Gerçekten oldu. Hı. Çünkü sen de çok doğalsın. Çok teşekkür ederim. Ben de e, olduğu gibi bir <laughs> <laughs> adamım. Umarım ağzımızdan kötü bir şey çıkmamıştır. Ki yıllardır çıkmadı. Affedemeyeceğin insan. Nankörler. Hı. Değer bilmeyenler. Yüzüme gülüp arkamdan konuşanlar. Daha sayayım mı? Bir de öyle bir şey var ya. <laughs> Niye biz Erhan abi ya? Bu dedikodunun kutunun içinde böyle bağımlılık yapan bir madde mi var? Sahtekarlığı seviyoruz. Katkı maddesi ne dedikodunun? E, kötülük ya, o dedikodu. Kötülük. Ya bazı dedikodu güldürür. Ee, ama bazıları da süründürür barındır. Barındır. Abi, yani. Çok tatsız Kıbet Öyle barındır. yerlere gidiyor ki dedikodu bir dedikoduyu çok ciddiye alıyorlar. Başka bir yere gidiyor cinayete kadar gidiyor düşünebiliyor Aha, musun kesinlikle. yani dedikodunun savunulacak bir tarafı yok ya dedikodu sadece gırgırına yapılabilir bittik mi Hı? ben şu şeyi söyle. göremiyorum arkadaşlar söyle benim ciddi derecede bir kapanışa 5 dakika ağabey, gözlerin nasıl görüyorum Baksana görüyorum <laughs> görüyorum tanrım görüyorum <laughs> yani gözün maşallah güzel karşıda orada denizden bahçeden balkondan <laughs> gemilerin adını görüyor ne güzel geçen teknelerin adını ve içini görmüyorum ama. Gider misin o şey Eminönü, o Karaköy'de? Bayılırım. Beyoğlu'na, Eminönü'ne. İstanbul'da mi? en sevdiğin sent. Beyoğlu. Beyoğlu, çok güzel Beyoğlu. gerçekten. Yani bayılırım. Dün Kadıköy'de oynadık Cadde Bostan'da. Oraları biraz gezdim. Ee, çok güzel, harikulade güzel binalar, güzel insanlar. Ama ağaç yok. Hı hı. Ağaçlar katledilmiş. Yeşil yok. Yani Bursa'da bile, yeşil Bursa'da bile ağaç kalmadı. Alkışlamayan ağaçları kesmişler daha. <laughs> Maalesef. Evet. Yani bina yapmak için <laughs> ne dedin kaçırdın? <laughs> Anlaşıldığını Alkışlamayan ağaçlar kesiliyor. Alkışlamayan ağaçlar, kesiliyor. kesiliyor. Ben Oo. de sen de anladın Erhan abi. Oo. Şimdi <laughs> Son hatırlatmamız yapalım çünkü sen ona çok e, önem veriyorsun Erhan Tabii. abicim. E, yeni oyunun başlıyor. Anadolu turnesine evet. başlıyorsun. Bu da senin için çok önemli. Başladı. Dün üçüncü oyunu oynadık. Oynadık. 24'ünde Kadıköy Halk Eğitim'de oynuyoruz. 22-23 İzmir Tepekule'deyiz. Sonra Ocak ayı Antalya, Bursa, Ankara, Eskişehir, Denizli. Gezip duru biz. Ne güzel. Gezip duru. Mutlusun. Gayet. Bu durumdan. Duydum. Süper. Erhan abicim gidiyoruz. Öyle mi? Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Bir çay içelim. Şey yaparız ya. Sıkıntı yok. Zaten ben bir ya programda, programda var. çay içerim ya hiç içmem. <laughs> programımızın tekrarı var. Zaten ikide galiba programımızın Erhan ile olan programımızı tekrarını arkadaşlar izleyebilirsiniz. Değerli sevgili izleyicilerimiz. Çok teşekkür ederim Erhan. Ben teşekkür bir zaman ederim. zaman kırmadın. Doğalına, samimiyetine teşekkür Güzel ederim. Güzel Her zaman buralardayım. Bu ülkeyi seviyorsun. Hakikaten evet, sahibisin. Çok seviyorum. Bu toprakları seviyorsun. İnsanımı seviyorum. Gençlerimi seviyorum. Gençlerimin biraz uyanmasını istiyorum. İyi kötüyü ayırt etmesini istiyorum. Ve lütfen ülkenize sahip çıkın. Evet. Son lafım budur. Çok teşekkürler. Tamerhan abicim o zaman Peki, yavaş. Yok, sanata sen... sanatçıya saygı duyun. Tiyatroya gidin, sinemaya gidin. Kitap okuyun. -hı. hı. <laughs> Evet e, tamam Erhan abicim gidiyoruz değerli e, 24 TV izleyicileri çok sevindik sizler vardınız ama kameralar yokmuş çok da doğal bir sohbet gerçekleştirdik Erhan abi de maskesini takıyor biz de gidiyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın Rabbime emanet olun Allah'tan bir mani çıkmazsa önümüzdeki hafta buralarda olacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın. Aman kalın. dikkat lütfen dikkat. temizlik, maske. hijyen, maske, ya. mesafe bak ne kadar mesafeliyiz görüyorsunuz <laughs> <laughs> iyi geceler.